oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar 15-21 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, bu hafta ay tutulması meydana geliyor dolunayla birlikte. Yılın hareketli temposu yüksek bir haftasındayız. Tutulma döngüsü, yılın son dönemindeki tutulma döngüleri bu hafta meydana gelecek ay tutulmasıyla başlıyor. Ve Eylül ayında da iki tutulma meydana gelecek. 1 Eylül'de güneş tutulması ve 15 Eylül'de de bir ay tutulması meydana gelecek. Evet, dolayısıyla bu bir aylık dönem gerçekten hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Hem kişisel yaşamlarımızda hem de toplumsal konularda. Ayın 18'inde 25 derece Kova burcunda meydana geliyor ay tutulması sizin ikinci evinizde. Evet, Kova Aslan hattındaki yeni ay ve dolunay döngüleri sizin için para anlamına gelir ve parasal konularla ilgili finans durumunuz, gelir gider dengeniz, genel anlamda bütçenizi etkileyebilecek alanlarda gelişmeler, dönüşümler bekleyebilirsiniz. Koç burcundaki Uranüs'ten güzel bir üçgen açı alıyor bu tutulma enerjisi. Aynı zamanda Başak burcundaki Jüpiter'den de yine bir güçlü açı alıyor. Özellikle para durumunuzu etkileyecek bazı sürpriz destekler gelebilir. Bir emlak satışı, aileye ait bazı mülklerden elde edilebilecek bir gelir olabilir bu. Daha önceden yapmış olduğunuz bazı işlerden gelebilecek gelirler olabilir. Bir iş imkanı olabilir yine aynı şekilde kariyerinizle bağlantılı. Ama sonuçta finansal durumunuzu bir şekilde etkileyecek hızlı gelişmelerle bu dönemde karşılaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Uranüs etkisi biraz daha böyle bilim, teknoloji, bilişim sektörü, internet gibi konulara ve bunlarla bağlantılı bazı çalışmalara ya da finansla ilgili bağlantılara da neden olabilir. Evet, genel anlamda bu tutulma etkileri bu hafta içerisinde yoğunlaşabilir. Aynı zamanda özellikle Eylül'ün ortalarında, ikinci haftasından itibaren de Balık burcunda meydana gelecek tutulmayla beraber hızlı bir şekilde bazı sonuçlar alabilirsiniz, dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.